Herkese selamlar arkadaşlar. Hello TV'nin düzenlediği Top 20 listesi artık açıklanmaya başladı. Hatta dün 20. oyuncunun da açıklandığı listeyi gördük. E, normalde video biraz erken çıkacaktım ama yoğunluktan çıkaramadığım için artık 20. oyuncu açıklanmış olarak üzerinden konuşalım. Ama ondan sonraki 19 oyuncuyu tahmin etmeye çalışacağız ki hepinize iyi seyirler. Evet 20. sıradan başlayalım. Breeze 22 yaşındaki Amerikalı oyuncu bu sene de top 1 listesinde yer almayı başardı ki özellikle geçen sene top 10'a kadar girmişti. 8. sırada yer almıştı. Ya, genel anlamda Amerika'daki en yüksek istatistiğe sahip oyunculardan bir tanesi Breeze. Evil Genius öncesi 2016 yılında Enerji Esports'la beraber aslında bu başarılı kadroya geçiş yapmıştı bildiğiniz gibi. Sonrasında 2019 yılında Enerji Esports takım değiştirip Evil Geniuses tag'ı altına geçmişti. Böyle bir ortamda Breeze'in de istatistikleri başarılı şekilde devam ediyor ama 2019 yılı gibi olmadı 2020 yılı bu takım adına. Özellikle o iki yılın ikinci yarısında diyebileceğimiz yavaş yavaş Amerika'daki CSGO'nun ölmesinden dolayı Avrupa'da oynama şeklinde bir çözüm arayışına gitmiş Evil Geniuses. Ve burada çok başarılı olamayınca aslında yıl içerisinde G çok başarılı bir takım ve başarılı bir performans göremedik bu Amerika ekibinden. Ama Breeze kendi sesler açısından yine başarılıydı. Yıl içerisindeki yaklaşık 150 harita boyunca bunun içerisinden çıkardığı 1.2 KD ve 1.15'ten fazla ratinge sahip seslerle beraber de yine Amerika bölgesinin aslında en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu gösterdi. Ama dediğim gibi aynı paralelde takım başarısı gelmeyince Breeze'in de top 1'in listesinin sadece ucundan bu sene listeye girebildiğini söylemek lazım. Benim 19. sıradayım Keiserat olacak. Genç Brezilyalı oyuncu özellikle Furia'nın ee, bu sene Haziran'dan Kasım'a kadar yer alan o bölgedeki inanılmaz performansı. Furya'nın üst üste 3-4 tane turnuva kazanması ki bunlara şöyle bir bakayım. Dreamhack var, içerisinde Blast var, ESL Pro League Amerika var. Yani neredeyse Amerika tarafının tek sahibi gibi muazzam bir performans gösterdi. Ki diğer tarafta Team Liquid'ler, Evil Geniuses'lar varken onların arasından sıyrılıp bu döneme damga vuran bir Furya performansı vardı. Burada Keyserato istatistiklerle beraber ön plana çıktı. 150'den fazla harita sonucunda elde ettiği 1.20'den fazla KD ve 1.15'lik rating performansı Key Seraton'un da bu listede yer almasını hak ettiren bir performans oldu diyebiliriz. Furia'nın bu başarılarındaki genelde MVP o olmadı. Belki o sebeple biraz gerilerde kaldı ama Furia zaten genel anlamda bir takım oyunu oynayan çok başarılı bir ekip, genç bir ekip. Burada Key Seraton'un tabii ki de katkısının çok fazla olduğunu, aynı zamanda Key da kariyer yılı olduğunu söylemek lazım. İstanbul'daki 18. sıra yine aslında Kuzey Amerika tarafından gelecek ve Heni buradaki adayı. Takım arkadaşlarına göre biraz daha tecrübeli kalan, hatta kariyerinde bir major şampiyonluğu bile bulunan Heni için özellikle Fury'nin o bahsettiğim Haziran döneminden Kasım'a kadar gelen süreçteki en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Hatta o dönemin belki de Kuzey Amerika'daki en iyi AWP oyuncusu oldu Heni. Yine çok güzel seslerle beraber özellikle 1.15 reytingi tutturup 1.2 üzeri KD ile beraber de Heni o bölgenin yine Amerika tarafının en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Case Rathe'ye göre aslında çok yakın bir istatistik performansı vardı. Benzer katkısı vardı ama e, Hen'in bir tane de MVP'si bulunuyor. Özellikle Kuzey Amerika'nın en prestijli turnuvalarından bir tanesi olan ESL Pro League'in Amerika tarafındaki MVP olarak turnuvayı kazandıran Hen'in bu istatistikle beraber de Case biraz daha önünde olduğunu söylemek lazım. Evet yavaş yavaş Avrupa'ya geçelim çünkü dediğim gibi bu sene Amerika anlamında e, oyuncular biraz geri planda kaldı. Çok yükseklerde göremeyeceğiz Amerikalı fazla oyuncuları. Amerika bölgesinde oynayan fazla oyuncuları diyelim daha doğrusu. E, bu noktada yavaş yavaş Avrupa'ya geçelim ve bu sene kariyer transferini yapan OG'ye geçen Polonya İngiliz oyuncu Mantu için de yine kariyer yılı oldu diyebiliriz. Özellikle OG belki çok büyük turnuvalar kazanmadı yıl içerisinde ama yeni kurulan bir takım olarak bir karma takım olarak belki de Avrupa'daki o zorlu ekiplerin arasında oynamaya çalışan OG'nin finaller gördüğünü çok ciddi galibiyetler aldığını görmüştük. Bunun da en iyi sebeplerinden, başrol oyuncularından bir tanesi de Mantu'ydu. Bu genç AP oyuncusu ilk defa bu kadar üst seviye oynadığı sezonu mükemmel geçirdi. Ve 1.10'dan yukarı e, sahip olduğu rating oranı ve aynı şekilde 1.2'ye yakın KD'si ile beraber de e, çok başarılı bir yıl geçti geçirdi diyebiliriz da Yani OG buralara geldiyse, yılın en iyi takımlarından bir tanesi olduysa kesinlikle Mantu başroldeydi ve dediğim gibi kariyerinde ilk kez bu seviyeye çıkmış bir oyuncu olarak da e, Mantu'nun katkısını 150 harita boyunca çok fazla şekilde alan bir OG takımı gördük. E, genç Markalı oyuncu bu sene kompleksineler yaptıysa aslında başrollerinden bir tanesine sahip birincisi Blame if, ikincisi Conflict net bir şekilde söyleyebiliriz Complexity aslında sene çok iyi başlamıştı özellikle ilk 6 aylık dönemde aldığı sonuçlarla beraber iyi elemelerle beraber iyi bir Complexity bekleyecektik ama hem performans pandemiyle beraber düştü hem Obo'nun yılın ikinci döneminde takımdan ayrılmak istemesiyle beraber bir kadro sıkıntısı yaşayan Complexity için aslında yıl çok iyi bitmedi ama e, yer aldığı turnuvalarda en üsttek istatistiğe sahip oyunculardan bir tanesiydi Config. E, burada Complex'in en büyük sıkıntısı çok fazla üst düzey turnuva oynamadılar. Yani Tier 1, Tier 2 diyebileceğimiz turnuvalarda çok fazla Complex'i göremedik bu sene. ve onun da eksikliğiyle beraber belki de Config biraz gerilerde kaldı. Ama daha üst turnuvalar oynasalardı, daha başarılı bir sezon geçirseydi de biraz daha yukarıda görebilirdik diye düşünüyorum. Ve geldik temsilcimiz Zantares'e. Zantares için de muazzam bir yıl oldu. Çünkü onun önderliğinde big takımı dünyanın en iyi takımı noktasına geldi. Dünya bir numarasına çıktı. E, üst üste turnuvalar kazandılar ki. Bu yıl kazanılan 3 tane turnuvası var ki. Hatırlarsınız Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında neredeyse katıldığı her turnuvayı kazanan ve üst üste turnuvaları kazanan bir bigden bahsedebiliyoruz. E, Big'in de bu noktaya gelmesinde bu sene 2 tane süperstar performansı vardı. Zaten seslere baktığımızda e, en çok kill en çok skor alan, en çok kılaç e, kazanan oyuncular gibi önemli seslere sahipler bu e, oyuncular. Bunların bir tanesi Searson, bir tanesi de Zantares'ti. Ve Zantares'in de bu listede yer aldığını söyleyebiliriz. Zantares'in bu seneki sessiz olarak başarılarında yaklaşık olarak 1.1 KDV ve 1.1 rating'e yaklaştığını görüyoruz ki özellikle de Dreaming Open'da Summer turnuvasında kazandığı bir MVP de var. Şimdi böylece kalinde ilk defa Top listesinde olduğu bir yıl olmasını bekliyorum ve 15. sıra bence onun için önemli ve başarılı bir yıl anlamına gelecek. Evet 14. üstüne geldiğimizde yine genç bir yıldız bahsedebiliriz. Gerçi aday diyorum ama geçen sene top yer almıştı Brolan ve 19. olmuştu. Bu senede ben açıkçası ilk 15 içerisinde yer almasını bekliyorum. E, fanatik için mükemmel bir yıl geçmedi. Özellikle sene başındaki birkaç başarılı turnuva hamlesi vardı. Bunların bir tanesi ESR Pro League'in kazanılması 11. sezon. Ki o zamanlar daha pandeminin yeni başlarıydı. E, orada da takımın MVP'si olmayı başaran Brolan'dan bahsedebiliriz. Brollan'da yine zantrese çok yakın seslerle beraber özellikle 1.10 rating ve 1.10 kd'ye yakın performansıyla e, yine yılın en iyi oyuncularından bir tanesiydi ve 160 haritanın üzerinde oynadığını görmüştük büyük turnuvalarda. E, böyle bir performansa da Brollan'ın genç oyuncunun 2 yıl üst üste top 20 listesinde almasını bekliyorum. Eğer fanatik biraz daha iş yapsaydı bu sene, biraz daha başarılı birkaç büyük turnuvada kazanabilecek performansı olsaydı, Brollan ilk onu bile zorlayabilirdi. Çünkü her zaman fanatik listesi anlamda en iyi oyuncularından bir tanesi oldu. Çok ciddi bir katkı veriyor. Euro'da bu Brolla'nın belki idare eden bir performansı Fnatic'in yıl içerisinde düşündüğümüzde Brolla'nın da ilk 15'te kendine yer bulacaktır diye düşünüyorum. Ve artık yavaş yavaş listelerinde kızıştığı yerdeyiz ve karşımıza çıkan bence burada Dupi olacaktır. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sene de bence top 20 adını yazdıracak ki ya şöyle bir kariyerine baktığımda 2013 yılından beri neredeyse her sene ya yani sadece 2016'yı kenara koyuyorum ilk 10'a ilk 20'ye giren bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence bu sene de ilk 15 içerisinde yarını bulacaktır. Astralis bu sene sıkıntılı bir dönem geçirdi. Pandemi döneminde pandemi arasında önemli oyuncuları Zipex ve Glaive ile beraber aslında bir dinlenme dönemine girmişlerdi. Yeni oyuncular geldi çok başarılı olmadılar ama bir şekilde yine üst üste bu seneyi de birinci kapatan bir Astralis gördük. Özellikle yılın son performansı, yılın son aylarındaki turnuvalardaki başarı Astralis'in yine bence 3 tane oyuncusunun bu listeye gireceği anlamına geliyor ki burada da bence en düşük sırada yalan isim Dupree olacak. Yine istatistik anlamda 1.1 KDV, 1.1 reytinge çok yakın olan oyunculardan bir tanesi Dupree. Takımın özellikle dediğim gibi o çok başarılı olmadığı dönemde bile takımın içerisinde kalan ve en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olarak Dupri adına da çok yoğun, çok ağır bir sezon geçmiş olmasına rağmen yine az sayısı dünyanın bir numarası yapmayı başaran oyuncuların başında geliyor. O yüzden Dupri bence ilk 15'te kendine yer bulacaktır. Aslında 12. sırada hemen Dupree'nin dibinde çok fazla ondan farklı bir performans göstermeyen o saydığım Glaive ve Zipex'in olmadığı dönemde takımın en önemli isimlerinden bir tanesi olarak Astralis'in bu sene ayakta kalmasını sağlayan Magisk var. Magisk'in de Dupri gibi herhangi bir MVP'si yoktu turnuvalarda ama e, çok iyi bir şekilde istikrarlı bir şekilde takımı taşıyan bir oyuncu oldu. Yine 1.1 KDV 1.1 reytinge yakın performanslarıyla beraber de Magisk'i hemen dupinin üzerine koyuyorum ve ilk 10'a giremese dahi performans olarak yine bence ilk 15'te olmayı hak ediyor. Genç oyuncu diye ile Medisk için de zaten e, kariyeri zaman zaman konuşuyoruz. Gerçekten e, müthiş muazzam bir uyum sağladı Asteris ile beraber. Bundan 3 sene önce Optik'ten ayrılıp 2018 yılında Asteris'e geldiği andan itibaren Asteris'in belki de bu muazzam istikrarının baş oyuncularından bir tanesi oldu 22 yaşındaki oyuncu ve kariyerine bence bu sene de bir tane top 20 madalyası ekleyecektir diye düşünüyorum. Ve geldik 11. sıraya. Artık ilk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz ki bu noktada bence bu yılın en büyük hayal bir tanesi var. Bireysel anlamda değil. Bireysel olarak yine mükemmel bir yıl geçirdi ama Tim Dukiet'in çok dengesiz geçirdiği, sorunlar yaşadığı, Nitro ile beraber Twist'in yollarının ayrıldığı bu yıl içerisindeki en büyük e, sorunu belki de başarısızlıktı, istikrarsızlıktı ve burada da takımın tek ayakta kalan ismi 23 yaşındaki Elish oldu. Son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde top 20'ye giren, şansıyla yani top 5 bile yapmaya başarmış Elish için Yine istesi anlamda çok iyi bir yıl geçti. Belki de Amerika'daki oyuncuların arasında en yüksek reytinge sahip oyuncu. 1.15'ten fazla reytingi var ama takımın başarısızlığı, şampiyonluğun neredeyse çıkmadığı bu yıl içerisinde gerçekten çok büyük bir sorun yaşadıklarını söyleyebiliriz. Sadece yıl başında kazanılan, ilk aylarda kazanılan bir ESL Pro League Amerika tarafı var ki e, bunun dışında da çok sıkıntılı bir yıl geçirdiğini tekrar tekrar söylemek lazım. Evet Amerika tarafındaki CS ayakta kaldığı sürece Team Liquid her zaman finaller, yarı finaller gören bir takım oldu ama Domine etmesi gerekiyordu Amerika'yı ve dediğim gibi oyuncu değişiklikleri oldu. Furia'nın performansını bir türlü kıramadılar. O yüzden 2020 içerisinde Team Liquid'den bu listede yer alacak bence tek oyuncu olacaktır diye düşünüyorum Elish. Ve istese olarak yine da harika bir yıl geçirse de takımın başarısızlığı beraber Elish'in de bence performansı ilk onu zorlar şekildeydi ama daha fazlası gelmedi. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde daha ağırlık olarak Avrupa tarafını göreceğiz. Dediğim gibi zaten yılın ikinci bölümü Amerika tarafında neredeyse CSGO öldüğü için çoğu takım Avrupa'ya doğru kaymıştı ve Avrupa tarafındaki takımların da gerçekten bu mücadeleden karlı çıktığını, başarılı çıktığını söylemek lazım. Diyelim ikinci videoyla beraber görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın.